Arkadaşlar kök dedim bu kadar oluyor. Neyse dur. T-Sat'te başladı Falcons. Eternal Fire T-Sat'te başladı. Kenes hemen gap'e doğru gelmiş. Ses iyi mi? Tamam. Ay body. İki tane headshot dedi Zantares. Mayar geriye kaçmaya çalışıyor Heaven'a doğru. Body saat içerisinde. Şöyle bir Heaven'ın altını biraz zorladı ama taktik aslında B. Onun fake olduğu anlaşılıyor. Ama tabii enter verilerek fake yenmesi kötü bir durum oldu. MBK C'ye kadar geldi. Immortan bir double. Beretta headshot'ı var. Yakın mesela flash peek. Kha'Zix MBK yine takasladı. 3 vs 2'ye kadar geliyor. Yani C4 B'de düştü. Body A'dan lurk atacak. Yerden bir USB aldı. Mayer'i headshot'la gönderdi. Şimdi saat içerisinde Kenes, X-Slot ve Kha'Zix'e fight atıyor diyecektim. X-Slot'un bir canı kaldı. Body vuramadı. Geriye doğru kaçtı X-Slot. Bir tane smoke bıraktı. 50 saniyesi var. Bu arada bombayı alıp gidebilir bile Body. X-Slot timing yapmaya çalışacak büyük ihtimalle. Önce bir kontrol ediyor smoke arkasını. X-Slot bu arada rampaya kadar geriledi ve evet Body dediğim gibi A'ya dönme hareketini yapmak için zamanı var. Döndü gitti. Tabi armor'ı var, 55 canı var. Nispeten orada Buddy'nin sağ taraftaki fotoğrafı çok iyiymiş ya. City side'dan X-Slot gelecek yavaş yavaş. Buddy. Bir mermi değdiremedi ama son mermisi headshot oldu ve 3 killik katkı Buddy'den. Önce A tarafını entry bulmuştu. Sonra döndürdü. Kılıcı da kazandıran oyuncu oldu. Şimdi B tarafına doğru bir force denemesi var. Eternal Fire flashback çok iyi Kha'Zix'ten ama Kenes'ten aynı hızda bir cevap var. X-Slot şu an için Dupree'ye geçti. Default arkasında Mayer var. Hemen B'yi bir ikili savunma. Arkadaşlar sesi kökledim daha fazla artmıyor yani. Buradan açtım. Bilgisayarın içerisinden açtım. Yani bir de şuradan açayım. Çünkü açınca cırtı geliyor bu arada ufaktan. Yani maksimum bu. MBK yavaş yavaş A rampaya doğru hareketlenecek. Şu an Eternal Fire oyunu okuyor gibi. A'ya stack yapma kararı aldı. Imor yavaş yavaş gapten gelecek. MP9, Zantares'te ikisi yan yanalar. Mor yakın mesafe. Body ile birlikte double peek geldi. Kill Imor'dan geliyor. Kendisinden wallbang denemeleri var. Saate kadar kaçamasınlar diye. Mayer'e MBK vurdu. Saat arkasında X-Slot. Kill aldı kaçtı ama. Fighting kill alıyor. Imor'un yeri belli. Ona rağmen kill'ini çıkardı. Kendisi 1-2 pozisyonda. X-Slot spawn'a yakın. Gap'te de Immor var. Kenes pushlayacak. Ayaklarını gördü ve yine oradan B'ye gitme şansı bu kez ki arkada bir tane volley bıraktı. Ufak bir titreme. Fake oldu. Immor at gibi koşarak geldi ama vurdu. Zor pozisyondu. Kenes onu bekliyordu ama Immor belki de sakin gelse daha kötü olacaktı. Hareketli gelince vurdu çıktı. Kılıcını da aldı. Evet Falcons şimdi bir Echo'ya gidiyor tabii ki. Force kaybettikten sonra pardon bir Force'a gidiyor tekrar. Force kaybettikten sonra rakibinin. Bir tane Scout var MBK'nin ellerinde. Şu an için B arkasında biraz yerleşmişler gibi. Sadece A'yı MBK şu an smoke'lardan biraz denedi. Çok fazla zorlamadı. B'ye bir flash peek gelecek. Kha'Zix yakın mesafe ikili aldı. Kenes'ten yine takas var. X-Slot backside'da yalnız bir scout mermilik canı var. Biraz dikkat etmesi lazım. Ne 4 vs 4'e kadar geldi oyun. MK yavaş yavaş geri çekilecek.
Evet, A rampaya dönüş var. Zantares A rampadan zıplayarak info almaya devam ediyor. Nade'ini iyi bir timingle beraber gönderdi ama ciddi bir hasar yok. Şimdi bir tane daha grenade var. Onu line-upladı, gönderdi. Ne çok ciddi bir hasar olmadı. Biraz derin gitti. A'ya doğru hızlandırmaya başladılar. Zantares sandbox'a oturdu. Gördü onu buddy. Gördüğü için herkes oraya doğru bakacak. Yalnız Zantares ölmese bile şu an zaman kazandırıyor. Ki Molotov da yok zaten Falcons'ta. 25 saniye bir daha B'ye dönelim kararı geldi. Dön baba dönelim. Şimdi jeneratör smoke'unu bıraktı. Kenes yakınlara kadar gidiyor. Mayer'i gördü galiba Kenes. X-Vlad da orada. İkili oyun var. Imor yardım etti. X-Vlad'ı vuruyor MBK. Imor'dan iki tane kill. Arada Mayer'i de götürmüş Imor. 2-2 pozisyonda çıkmayı deneyecekler. MBK mermiyi kaçırdı. Python zor da olsa kurdu. Ama Zantares. Biraz kaos oldu ama Zantres'in hata yok. Tek silah kazanılarak belki de korunarak rahat kazandı. Burada Imor. Valla yani Imor hem body vuruyor üzerine Mayer de götürüyor. Orada işler biraz karışabilirdi ama tabii şimdi Falcons az önceki roundda o kadar çok silah düşürdü ki belki bir daha yarım çekebileceği bir roundda ya da eko olabileceği bir roundda Forsam'ı tercih ettiler. Bunu da bir kere 4 tane Galil'le beraber yapıyorlar. Buddy oraya sıkıştı ve sağ köşeden Imor. Rahatlıkla killini çıkarıyor. Kenes de orada. Zantres'ten yine bir granit gelecek. Şu arkasına doğru. 4 canlı bir silah değiştirilir orada. O keleş kime gider? Belki Misto'ya, belki diğerine. Oo, Zantres yarı yolda yakalanabilir. Takas geldi. Hiç de vuramayabilirdi. Oyun temposunu yavaşlatıyor yine Falcons. Mayer gap tarafında, Immortal Sight arkasında. X-Slot da bu arada ortadan arkalayacak. İyi bir timingle merdivenden aşağı iniyor. Şu an için taktiğin biraz ağ olduğu belli olduğu gibi hafiften. Eğer Immortal ölmezse, Immortal çok kritik bir yere geçmeye çalışıyor yalnız. 15 17 canı varken ve headshot yedi ama ona rağmen killini çıkardı. Öldükten sonra Mayer'i beklemiyor olabilirler gap'te. Gerçi Python oraya doğru geldi ve koşarak Galil'le vurdu. Arkadan gelen X-Slot'tan yine kill var. 42 saniye. Brighton Smoke'la Molotov'u söndürdü. Arkaya dönmeye çalışacaktır büyük ihtimalle. Saati çeklemeye devam ediyor. Biraz One Way Smoke gibi kullanmak istedim. X-Slot burada mid'e kadar geri döndü. Mantıklı bir hamleyle. Brighton böylece zaman kaybetmeye devam ediyor. İyice oraları kontrol ettikten sonra C4'ü aldı. Kha'Zix'i tam göremedi. Python. Fake de atamadı. Exploit geldi. Keleş'i de alacak. İki tane silah kaçırılacak. Ve artık Falcons için Eko zamanı. MBK'in de rengarenk evinden. Bir takım görüntüler. Abi Python deme lütfen, anısı var. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Yalnız bu arada yani CT'lerin pembe olması beni biraz kör etti. Yani map'e falan bakıyorum, böyle bir pembe görüyorum falan. Yani CT miydi, T miydi falan. Yani bu ne hocam? Şimdi A hücumu gelecek. Bu kez Ekorant demiştim. Bir tane, iki tane Faker'ları, bir tane Deagle var. Imor line-upladı. İki oyuncuyu buldu. Üçüncü kill'i de aldı. Mermisi bitti. Takas gelse bile Zantres sonraki kill'i almaya çok yakın diyecektim ki. Evet, Zantres almış. Mayer'in asistiyle beraber. 4-1. Yapsana mavi mi? Yok arkadaşlar, biz kaynaktan alıyoruz görüntüyü. Yani benim değiştirebildiğim bir ayar değil bu. Hexen'in renk değil mi bu? Aynen. Hayır, T'ler pembe olsa benim için sorun yok bu arada. Yani kırmızıya yakın bir renk olarak okumak daha kolay arayüzden. Pardon. Evet, 4-0'lık bir seri CT'da. Ekonomi biraz daha toparladı tabii. Şurada
İmor'un önce spreyini göreceğiz. M4 buff aldı ama abiresi hala kullananlar var. Çünkü Vertigo'da çok fazla smoke arkası sprey oluyor genelde. O smoke arkası spreyler içinde abiresler hala oldukça tercih edilebilir seviyede. Çünkü sessiz. Yine hasar gücü gayet yerinde. Zantares sağ köşenin yediğini bıraktı. Şöyle bir hasar var mı diye bakıyorum ciddi. Body üzerinde toplamda 27'lik bir hasar var. Python ortaya doğru bir tane flash bırakıyor. Orada bir double pick vardı ama pozisyonu bozdu. Dönüp firestorms tekrar geliyor X-Slot. Şu an B'yi riske ettiler. Bir oyun okuma var diyelim. 2A 3 orta şeklinde bir savunma tercihi. Imor yakalanabilirdi ama sanırım flash yardımı da var. Bir iki rahatlıkla buldu. Bir de derin asma o. Yalnız Python. Colix. Yürüye yürüye yapıştırdı. Oyunu B'ye çevirmeye çalışıyor Falcons. Yalnız rotasyon daha hızlı geldi. Savunma için. X-Lot backside'da. Default arkası Mistu'da koşarak geliyor. Headshot'ı bulsa bile Colix'in yine takısı var. Body ile Kenes toplam 60 can diyecektim. Artık onun yarısı da yok. Keleş takası alsa bile arkadan gelen Zantares de son kili çıkartıyor. 2 keleş hatta 3 keleş savunma. Kaçırılan silahlar. İşler yolunda. Şu an için Falcons'ın T-Site'de net bir şekilde tıkandığını söyleyebiliriz. Yani site'i görebildikleri, plant alabildikleri round yok. Doğru düzgün. Özellikle A rampa hiç alamadılar şimdiye kadar. Zaten B rampa da giriş çok kolay bir yer değil. Önce bir enter bulman gerekiyor B'ye girebilmek için. Falcons için tekrar Beko zamanı. X-Lot. Nate geldi kafasına. Biraz daha hasar bırakıyor. MBK üzerinde ama. Ciddi bir tehlike yok. Bu kez Imor. A savunmasında. Sandbox civarından tek başına rampayı alıp info vermeye çalışıyor. Zantias geldi yanına. Body üzerinde ciddi bir hasar. KDS'e de biraz hasar geldi. Karşı niye 2019 CS Yıldızlar Karması gibi? İşte harbi öyle. Sadece 4 senecik bir fark var. Imor riske girmedi. Smoke'unu bıraktı gap tarafına. Hemen biraz daha side tarafına çekiliyor. Bir smoke daha var. Side içerisinde Zantares ve Mayer diye zaten. Birlikte savunma yapacaklar. Bir boost denemesi. Zantares. Flash peek sonrası infoyu aldı ama geriye doğru kaçınca oyuncular istediği pozisyonda olamamış oldu. Mayer backside'da. İnce kesmeye devam ediyor. Uf, Mistu'da fena bir tek attı. Aman! Yapma! Yapma! French Legal. Yani Envias G2 kadroları akıllara geldi. French Legal. Yani döneminin gerçekten en iyi Deagle oyuncuları genelde Fransa'da çıkıyordu o dönemlerde. Abilerinden hatta bazıları birkaçı burada. MBK ve KNS dahil olmak üzere. Ufak ufak bir şeyler kapmışlar gibi. Yani burada biraz böyle tabii crossfire olabilirdi. Site'lara doğru. Ama tek tek herkes aim fight'ı göğüsleyince Deagle'lar da kuvvetli. Çalmaması gereken bir round çalıyor Falcons. Çünkü dediğim gibi çok sıkışmıştı oyun onlar için. T-Site'da. A'ya hiç yaklaşamamışlardı bile şimdiye kadar. Güzel dripliyor. Ooo, wow, vuruşlara bak. Oh my god. Evet 5-2. Şimdi tabi yani oyunun kaderini değiştiren bir round olmayabilir ama biraz rüzgarı kesecek. Ve doğal olarak da
Ekonomide biraz bozuyor Eternal Fire'ın. İmo'nun şimdi ellerinde AP olacak ilk kez. Ha, uy. İlki fenaymış. İkinci biraz daha pre-fire pozisyonu. Burada mutlaka birini bekliyorsun zaten. Ama ilki çok iyiymiş. Kenes rampaya doğru şöyle bakacaktı. Geri çekiliyor. İki tane main AP'yi ilk defa AP'de göreceğiz bakalım. Tabii Vertigo çok ideal bir AP haritası değil. Kolay değil yani oynamak. Mayer bu kez mid tarafında gir çıklarla. Yalnız yine biraz riskliydi. Çünkü ikinci çıkışında MBK'ye cross koymuştu oraya doğru. Yalnız connector kontrolü kayboldu. B tarafını zorluyor MBK. Mayer'den smoke arkası güzel bir spray geldi. Axel attı, B savunmasında hata yapmıyor. Şimdi speed taktiğinin bir bacağı kırıldı. Burada ciddi bir koordinasyon sorunu var Falcons'ın. Yani connector site'a koştu. Daha B rampa gelecek. A rampaya doğru döndürüyor oyunu Falcons. Dar açıdan Imor. Gap çıkışından kesmeye devam ediyor. Uf. Karbon da gelebilirdi. Duvarla karışık headshot'taydı ama hayatta. Güzel. Fakat çok zor bir vuruştu. Kenes yavaş yavaş rampaya geliyor ama yani buradan bir şey çıkarmaması lazım Falcons'ın. Silah düşürmesi bile ekstra olur. Ve geriye doğru dönüyorlar. Save'e gidecekler. 6-2 oldu. City site'da iyi bir başlangıç. Yani tabancayı kaybetmeye rağmen çok iyi başlangıç. Kalix arkadan geldi. Paketler mi diye bakıyorum. İlk kill geldi. Kenes de orada scope'u duymuş olması lazım. Kol göstermeye devam ediyor. White pick geldi. Kaç adım mermilerini zorlamayacak. Şu an için merdiven altına girdiğini söylüyor Kenes'in. X-SWAT oraya doğru koşuyor. Kenes yukarı çıktı. X-SWAT yanına geldi. Kaçan kovalanır hesabı. Ah olmadı. Çok zor flick bu. İyi vuruş yani. Çok iyi vuruş. Devam. İmo bu kez Sandbox tarafında. Zantares'te gap'e yakın savunma yapmaya çalışacak. Yalnız body çok hızlı yerleşti gap'in altına. Oraya bir dönsek aslında fena olmayabilir. Çünkü yürüyor bu arada. Bastı gitti body. Site'a gidiyor. Kameraman. Alo. Teşekkürler. Artık ama Misto da buraya girdi. Ne oluyor oğlum? Misto buradan enter aldı. Şimdi A tarafındaki oyuncağa koşacak. Buddy gidiyor. Dönen, 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 dönen. Buddy CT'ye kadar sızdı. Yani B sıkışacak. Şu an haberdar değil durumdan. Buddy sızdım bekle, sızdım bekle taktikleriyle beraber. B'ye kadar geldi. İkinci oyuncuyu arıyor ama birazdan bakacak. Tek savunma var diyecek. Onu da vurdu. Şu an akıllarda tek soru. Buddy buraya nereden geldi? Şu an herkese bir şaşkınlık. Buddy bir tane daha lurk'ten çıkaracak. Evet. O da bir dahaki bölümde ekranlarda. Nasıl sızdım? Adam harita dolaştı harbiden ya. Sızdıramayanlar. Immortal topluyor bu arada exit frag'leri. Yani fena haber değil çünkü zaten Falcons round alamıyor. Böyle iki tane silah kaybettiler. Immortal bu arada 14'e 5. Tabi gap'ten site'e yürüdü. Zantares gap çıkışındaki o duvar var ya, onun arkasına saklanmıştı. Belki gösterir tekrar. Göstermedi. Peki.
Ama yani Vertigo genel olarak harita yapısı itibariyle belki de tüm harita havuzunda sızılması en zor harita. Çünkü o kadar net ve ezber girişler var ki hani flash attım geçtim falan diyebileceğim bir yer yok. Ama orada büyük bir hata. Tiyametre geliştirilme aşamasında tekrar. Onu bir ara tekrar ekranlara yansıtırız. Ortaya doğru hızlı oyun var. Oo. Nadir görülen Zantaris'in Spain'e başlayamaması pozisyonu ama sıkıntı yok. Kilini çıkardı. F8 Python var karşıda. Uf. Mor APS'i. Mor kendisi bekliyormuş karşısında herhalde. Şimdi Mayer sesleri duyuyor rampadan. Smoke'dan çıkacak mı diye bakıyorum. Sight'lara niyet kullanırken bakacaktır ve kendisi vurdu Mayer. Sight içerisinde M2 sıkıştı. Headshot'ta Dantares var. Yardım geldi Mayer'den yine. Son kalan Misuta. Bu kez iyi bir as olması geldi. Özellikle İlk killerin hem mid'den hem de A'dan hızlıca gelmesi biraz Falcons'ın hücumunu kırdı. Şimdi 1-2 yalnız Misuta yani full can denebilir. İki oyuncu şu an CT'ye bakıyor. Bir cross şeklinde. Evet önce plant bekleniyor ama C4 de rampada. Misuta onu almadan geçti. Tekrar dönmesi gerekecek. Evet, Misto o kadar çok köşeleri kontrol etti ki bombayı almak dışında her şeyi yaptı. Şimdi bombayı alıyor. Sesler duyuldu zaten rampadan. Tabii fazlasıyla nade var. Şu an için nade kullanılmadı yalnız. Sesleri duydu. Misuta aman keleş var. 1v1'i buldu. Aman çocuklar yapmayın. Yani bir sürü nade var. X-Cloud'un elinde. Bir Molly, bir Grenade. Atsak bir rahatsız olsa sesi falan duyamasa bir. Ya bayağı net vardı orada. Ya da şuna da okeyim. Hani koşa koşa sağ tarafa doğru açılsa iki oyuncu ve hani en kötü takısını alırım dese de okeydi. Kötü oynanmış bir round. Python. Maya'yı düşürüyor. Echo round. Şimdi Ethan'ı fire adına. Yani iki roundu tek başına Misto aldı. Bunu söyleyebiliriz. Bir Deagle'lı round hatırlıyorsanız. Echo'yu aldıran oyuncu. İki tane muazzam teki vardı. Burada da kılıç alıyor. Mayer böyle bir oyuna girememiş gibi yani. Biraz hani daha ısınamamış gibi görünüyor. Movement'lar, fokuslanma falan. Biraz öyle hissediyorum şu an. Evet hasta olabilir hala belki. Hasta demişti zaten birkaç gün önce. O da etkili olabilir bilmiyorum. Ama hiç oyunda fokus değil şu an yani. Evet Kha'Zix, X-Cloud, Zantares. Son kalan 3 oyuncu A arkasında bekliyorlar. X-Watt baitlemeye çalışacak. Kha'Zix ve Zantares timing yapmaya çalışacak. 3 oyuncu birden pikledi. Misuta takası aldı. Buddy de ikinci kill alıyor. Kha'Zix geri döndü. Evet, Vitality'de oynayan Misuta. Ki o dönem bence gayet de başarılıydı ama tabii yani son dönemdeki değişikliklerden sonra Vitality'nin geldiği seviyeye ve kadroya baktığında çok da niye gitti demiyorsun ama oynadığı dönemde bence iyi iş çıkarmıştı Misuta. Kha'Zix, Dupi'de yakalandı.
Yani bomba atıyor. Elinde bomba var. X-Wad'ın pozisyonu, pozisyon dışı biraz yani hata sayıları artmaya başladı. Hem de temel hatalar. Şimdi savunma dengesi biraz bozuldu. X-Wad default arkası yakalanmadan geri kaçıyor. Bu arada yine bir sızdırma operasyonu bu kez. Yine body. Timing yapacak. Imor wallback atarken yakaladı. Arkadaki oyuncu da görmüş olması lazım. Çok emin değilim. Mayar arkalamış gelmiş. T-spawn'dan MBK'yi buldu. Tabi bir yerin boş olduğunu biliyorlar şu an. Çünkü Mayar bir tane site'i tek bırakıyor sonuç olarak. Arkaladığında. Şimdi Zantres'in de yeri belli oldu. Oraya doğru yerleşen bir Falcons takımı var. Zantres'in ayak dibine Molotov geldi. Şimdi Python dönü kurduktan sonra geriye kaçacak. Arkadan gelen şu an kimse yok. 3 kişi de CT site'den retake oynamaya çalışacak. Utility yok. Bir tane smoke var Mayer'de. Uf, Genis Haven'ı gördü. Save kolu gelmesi lazım. X-Wad'la beraber Zantares'te yavaş yavaş geri dönecekler. Yani tabancayı verdikten sonra çok iyi bir dönüş yapılan maç içerisinde 6-2'yi falan bulduktan sonra hani tamam hadi o Deagle eli belki biraz ekstra eldi verilen iyi vuruşlarla birlikte ama onun dışında Falcons'ın maçı ortak olmaması lazım şu an için. Ve maalesef dengeyi de buldu Falcons. Şöyle kill'lere baktığımda Misuta 10 kill'e çıkmış çift taneye. Turn of Fire'da da Imor 15. Onun dışında çift taneye yaklaşan bir Zantares var 8 kill'de. Bir mola aldık mı ben göremedim ama. Chat'e bakıyorum bazen kaçırmış olabilirim. Bir tane aldık galiba değil mi? Sanırım bir tane aldık. O ilk comeback yaklaşırken daha doğrusu. Sanırım bir tane aldık orada ama Falcons mu aldı? Orayı arayüzde göremedim ben. Zantares! Yaklaştıklarını fark edemedi. M4'lerden bir tanesi ilk düşen silah oluyor bu. Yarım roundda body moru buluyor gap tarafında. Şimdi Maya oraya doğru gelmeye çalışacak. Yakın mesafe body. El çatı yese bile silah avantajından hata yapmadı. Evet Falcons aldı okey. Yani oralarda da aslında biraz hatalar konuşulmuştur belki ama yani şu an için Falcons'ın öyle geçtiğini göreceğiz 7-6 ile birlikte. Ekonomide toparladılar. İlk yarının sonuna kadar silah alırlar artık. Sorunsuz. Şu an için yani Python biraz aksıyor görünüyor Falcons'ta. Zaten hani kadroya baktığımızda da biraz aksayacak oyuncu. Ama onun dışında yaşlı kurtlar dahil olmak üzere Falcons fena başlamadı seriye. Oraya doğru koşabilirler. Galix bir kill daha çıkarmış. Python gelmedi neyse ki. Bir silah daha saklanıyor tekrar. Bizimkiler de kember çıkıyor arkadaşlar ara sıra. Imor'unki çıkıyordu. X-Wad'ınki çıkıyor. Antares'i göremedik. Onun Kalix'in de vardı. Mayer'in de var. Şimdi Kenes. B'ye cross'u koydu. Neyse ki kaçırdı bu arada ve X-Wad'ın da flash yardımıyla beraber aldığı kill var. Yani taba bastığımızda sonuç çok iyi ama daha kötüsü olabilirdi orada Kenes. Dündüz bir vuruş kaçırdı neyse ki. Imor'un kenesi AWP difi mi? Ne diyorsun chat? Kalistan bir tane daha. B üstünden kill. Body ile Python. Python bir gap line up yapıyor. Orayı yakacak ki body oynadı A rampadan. Python bu arada Mayer vurmuş Schmidt'ten.
Şimdi yani bir oyuncu daha belki en fazla düşebilir maksimum ekonomik açıdan. Daha fazlası olmaması lazım. Şimdi ARAMP'e tekrar geç kontrol etme çabası var. Yalnız aşağı gördü. Tarama aktarması geldi Buddy'den. Yani saat kontrolüne şimdi X-Wall toparlamaya çalışacak, hareket yapacak ama Buddy'den bir kill daha geldi. 2 vs 4'te ben silah hesabı yaparken round gitti. Yani zaten 2 kişi varken belki geride bekleyip safe en azından bir kill almak veya RTK oynamak belki daha doğru bir hamle olabilirdi ama gap kontrolü yokken, yani gapte hiçbir info yokken rampayı tekrar almaya çalışınca tek oyuncu timing'de yakaladı. Ki takımda yeni transferi Buddy 12 kill'e ulaşmış oluyor böylece. Yani 6-2'de kim girdiyse server'a maçı izlemeye, onu bir tekrar dışarı alırsak sevinirim. Tamam arkadaşlar. Şaka, tamam, çıkmayın. Dört birde girenler var. Okey. Olur öyle. Evet, ilk yarının son roundu. Falcons önde kapatmayı garantiledi ilk yarıyı. Buddy One Way Smoke atacak oraya. Aynı zamanda Molotov da geliyor oraya ezber. Onu da engellemek için atılan bir smoke bu. Kalyx B rampayı yine yakından alacak. Buddy de enteresan. Son round hala Abres'le oynuyor. Yani tamam, bazen işe yarayabilir armorsızlara veya kasksızlara ama bu arada Imor agresif geldi, ikinci killini de çıkardı rampadan. Böyle bir başlangıca ihtiyaç vardı. 17. kill oldu. Bir flip denemesi daha. Az kaldı onu da vuruyordu. Misuta da bu arada ben söylerken Kalyx'i B tarafına tek başına yakalamış. Şimdi B kontrolünü aldı Misuta. X-Lot. Klima arkasında. Misuta yalnız oraya doğru sızıp biraz ses yapıyor gerçi ama. X-Lot'u zorlarsa. O bu arada Smoke geldi. Yeri görmüş olması lazım. Can arkasında bir oyuncu var diyor kesin olarak. Ve yürüyecek, gelecek, kilidi çıkaracak Misuta. Python zaten lurk'te. Timing'den neyse ki vuramadı. Zantares'i ama 3 vs 3. Zantares'in canı sadece 20. B plant geldi. Yine 3 vs 5 round. Zantares'e piyango geliyor galiba. Of. Neyse ki lokum gelmedi. Şimdi Imor atacak lokumu site arkasına. Bu arada Python Mayer'i arkadan yakalamış sanırım. MBK'nin de kili var ve son kill MBK'den. Yani eş zamanlı olarak herkesin katkı verdiği bir Falcons ilk yarısı seyrettik. Hem de 6-2'den sonra. 3 vs 1'ler. O ne? O kartlar neymiş ya öyle? Alo. Kini. Babacım. Stokçuluk suç değil miydi ya? Neyse. İkinci yarı başlayacak. Yani ilk yarı kısa bir analizde tabanca roundu sonrası oynanan güzel bir oyun var. Ama ondan sonra verilen kararların neredeyse hepsi hatalı. Deagle'lara veya tabancalara karşı crossfire kurulmadan bir oyunda Deagle Echo kazanmış, adı hatırlıyorsunuz. Sonrasında Misuta'nın aldığı bir clutch var. 1 vs 3'tü sanırım. Sonrasında 3 vs 5'ler var, 2 kere kaybedilen. 2 vs 4 var, bir tane kaybedilen. Yani onlar hep eksik olarak söylemek istiyorum. Rakip eksik buralarda. 2 vs 4, 3 vs 5, 1 vs 3. Roundları iyi başlangıç ama round sonları kötü. Şimdi aya doğru hızlı bir oyun gelecek gibi. Mor koşarak geldi ve body'e takla attırıyor. Şimdi Misuta Gap tarafında infoyu aldı. A taktiği için hemen bir kapçı arayacak. Güzel bir entry geldi. Antares yakın mesafe Misuta'yı vurdu. O kadar yakında beklemiyordu. Bir headshot daha geldi. Şimdi rahat bir A çıkışı gelecek ama Kenes headshot'tan one tap'i gönderiyor.
Zorlamayacak. Geri çekildi. Smoke'lardan aman. Bir kaza tek turşunu gelmesin. Maya Sandbox'ta MBK ateş etmeye devam ediyor. Kendi smoke'lardan bir tane daha vurdu. 3v3'e geliyor. Arkadan gelen Python var. Beretta ile gelecek. O mesafeden vurması biraz zor. Explode. Fark etti. Python onu fark etmedi. Explode HS attığını biliyor. Üzerine gidecek Python'ın. Bu arada site kontrolü kayboldu. Kill geldi belki ama site'dan Kenes. Mayar yakalanabilir ama Zantares herkesi vurmaya devam ediyor. Son kalan da Kenes oldu. O da 7'ye çıkacak. Sonrası geri kaçacak. 9-7. 7. round geldi. Bir pistol daha geliyor. Ya best of one'da 2 tane tabancayı alıp maçı kazanması lazım. Bir tonu fire'ın. Bunu yaptıktan sonra. Kenes onu da saklayamadı. Evet evet ilk tabancayı verdik. Eko'ya force'u aldık ya üzerine. Onu söylemeye çalıştım ama orada benim Türkçe biraz kötü. Şimdi bir force kararı gelmemiş Falkless'tan ama yatırım da var bayağı. Yani iki eko yapılacak ama çok da boş geçmek istememişler burayı. Bütün kaynağı harcayıp. Yani Deagle'lar var, Armor'lar var, 5-7 var. Sadece Kenes Armor almamış o da AP için. Yani yine tehlikeli bir eko bu. Bir force değil belki ama. Şimdi B tarafından push yapmaya karar veriyorlar. 4 oyuncu açılacak. A tarafında da MBK. İnfo toplamaya devam ediyor. Diyecektim ki gapten gelen entry sonrası. Bir tonu fire A'yı hızlandıracaktır. Yani şunu yapabilir. Falcons A'yı kaybetti. Pushlamayabilir burayı. O armorları falan bir sonraki round kullanabilir. Gerçi body CT'ye kadar hızlıca gelmiş. Oradan bir hit geldi ama Imor. Body'yi buluyor. Evet diğer 3 oyuncu gelmeyecek. Ve böylece 8. round geldi. Kenes. Yalnız T çıkışında dikkat etmek lazım. Yani 68, 13, 36, 67 canlılar var. Bunlar Deagle'larla falan biraz hırpalanabilir. B tarafı yine 4 kişi stack var. Buraya doğru hızlı geldi. Doğru fire yerleşti ama otofu bıraktı. Misuta tuşluyor. Chris'e bir mermi geldi. Devam yok ama Kenes. Ve Python. Oradan 2 tane silah alacaklar. Zantares connector'ı yaktı. Zantares'in burada olduğu belli artık. Oradan A'ya doğru gitmeye çalışacak gibi görünüyor. Yalnız MBK sesi duydu. Elinde USB var. Yakın mesafe Kenes'in yine takası. Bir keleş daha aldı oradan. 2'ye 3 pozisyon. Ki hem Bayer'de hem X-Swat'ta ideal silah yok. Heaven'a doğru güzel bir granit geldi. Body'ye. Body'nin de armor olmadığı için ciddi bir hasar. Şimdi buraya oynayacak tabii ki. Falcons saklayacak bir şeyler yok. Double pick geliyor. Fena bir spray değil. Bayer'le Body. Ve bir pozisyon. Bayer'in canı 100. Bayer arkasını döndü ama neyse ki canı az Body'nin. Neyse ki. Neyse ki. Şöyle bir kalp krizi.
Yani elinde de Badir'in bir rifle olsaydı daha da kötü olabilirdi. Neyse ki bunlar başımıza gelmedi diyelim. Buddy rampayı yakından almaya devam ediyor. Şimdi ilk buy round gelecek. Kendisi ne HP'si var? Immor ne HP'si var? Bakalım full buy'da Eternal Fire nasıl bir oyun kuracak? Arkasında klasik bir yerleşme. Immor AWP ile boşluk bulabilir miyim diye bakıyor bir yandan. Büyük kutu arkasında flash peek için flash'ını hazırladı. Ama bu arada Buddy köşeden çıkıp kilini alıyor. Bu arada gapten de sızan MBK var. Onu duymamış olabiliriz. Kalix şöyle bir bakıyor smoke arkası. Şimdi en az iki oyuncunun geçtiğini biliyor bu arada MBK. Eğer Misuta ben bunu söylerken X vardı bulmuş. MBK timing yapmak üzere A'yı arkadan oyuncuyu yakalayacak galiba A'yı. Timing yaptı. Kalix'i biraz zor da olsa buluyor. Immor geldi takasını alsa bile Mayer hala oralarda. Kontrolü alamadı şu an için A tarafında. Ayağını gördü son anda Kennis. Black Shot. Immor'un 50, Mayer'in 16 canıyla beraber 2'ye 4 bir pozisyon. Black Shot, aynen. Evet, game time. Yapacak bir şey yok burada. Falcons ilk buy round'da 4 kişi yaşayarak round'u kazanacak gibi. Python bakalım buradan pushlar mı? Ayar yürüyerek geliyor yavaş yavaş. Oradan spawn'a geçti. İki oyuncu neyse ki ama Python bir süre sonra bakabilir orada neler oluyor diye. Evet, yürümedi T-Base'e, B'ye gitti. Tabii onların da yani silah düşürmekten daha çok o silahları koruması önemli ilk bayram sonucunda. Sonuç olarak geriden gelen ikinci yarı itibariyle bir takım ekonomi toparlaması gerekiyor. Evet, ekonomiyi bizim de toparlamamız gerekiyor. Mayer iki tane alır. Bir tane droplar, bir tane kendi alır. X-Wat da sanırım Galil veya Mac'ten alacak gibi. Belki de Tekman Armor yapar full utility için. Ya bu çok basit bir tabii entry oldu. Sonrası zaten A rampa kontrolü. Burası pre-fire açısı. O flash'ın düştüğü anı bekleyip hani o büyük kutu arkasına flash attı ya Immor. Timing'le beraber oradan çıkılacağını düşünerek basıp kaçmış. Kill'ini de çıkarmış. Immor A rampayı kesiyor. Bir kez daha piklerse oradan body diye ama. Evet, X-Float da utility için Tekline almış. Python bu arada flash pick'te B arkasını aldı. Kha'Zix duymuş olması lazım onu. Ve o Kha'Zix sıktı. Biraz da bait için sıktı. Hani gelsin denesin diye Python. Ama tabi oraya tekrar girilecekse artık bir flash pick'te girilmek zorunda. Çünkü B rampayı merdiven tarafından bir oyuncunun bir şekilde aldığını biliyor Kha'Zix. O yüzden B'yi tek bıraktılar gördüğünüz gibi. Şimdi Kennes var üstünde. O da geri gelebilir. Bu arada yakın mesafe Buddy'yi yakalayabilir mi? Yakalayacak mı Mayer Buddy'yi arkasına bakmadan kaçtı. Valla entry gelebilirdi oradan ama hata yapmadı Buddy. Şimdi gap'i alacaklar iki oyuncu ile birlikte. Rampayı tek oyuncu Misto'ya bıraktılar. MBK yürüyor. Bir Molly geldi. Zantares'i vurdu MBK'ye çıkıp. MBK fazlasını istiyor. X-Fat'ı takasını aldı. İkinci oyuncuyu beklemeyebiliriz ama yine oradan bir quick scope geliyor. Misto'nun takası olsa bile artık 3v3 en azından oyun. Yalnız Python yine yürüdü. Tabanca radında olduğu gibi arkadan geldi de bu kez elinde daha iyi bir silah var. Evet. Python. Zord. Kalix'ten bir headshot daha geliyor. Kenes site içerisinde. 1-3 pozisyon. Kaçırdı mermisini. 3'e 3'ten sonra 2 tane önemli hata geldi. Kenes. Ufak bir hayal kırıklığı. Ama Kenes'ten çok bence Python'a yazar orası. Onun. Zantares. MBK üzerinde güzel bir headshot. MBK önüne almak istedi Gef'i. Entry Zantares'le beraber geliyor. Buddy şimdi infoyu aldı. Molly zorlamayabilir. Bir net, bir Molly. O açılıyor sesi. Adminler yazmıştım bir şeyler oluyor. Dur. Allah kulaklarım. Tamam.
Hala mı açıklan yoksa? Tamam. Şimdi Mayer kış flash'ını yepyüzüne doğru bir pop flash şeklinde bıraktı. Body backside'da yakından savunan kimse yok. Yalnız Misut da çok hızlı arkalayacak. Merdivenden aşağı indi hemen. Burada body'nin kiralmaması lazım. Ezber yerde. Ve X-Flow arkalayan Misut'u da buldu. Save zamanı geldi. Farkız kaldırdı. Allah'ım kulaklarım. Arkadaşlar şimdi round bitti nasıl olsa. Ben şu kendi açtığım sesi kısayım. Buradan ayarlarız. Buradayım. Tamam geldim. Çünkü öbür türlü yazılımı açtığım için sesi kötü açılıyor böyle biraz. Zortlayarak açılıyor. O yüzden böyle daha iyi oldu şimdi. Dur'la 5 vs 2 veririz mi? O kadar değil artık. Burada çok önemli bir entry bu arada. Body'li flash pick denemişler. Evet 11-10. Turn of Fire tekrar önde. Hem ikinin rampası onu izliyoruz. Burayı forcelamadılar. Kaybedilen iki silahtan sonra sevilemişlerdi biliyorsunuz. Üç silah artı tabancalar aman. Zantares yalnız smoke'tan görmüyor ve smoke'tan yiyorlar. Body flash atacak smoke içerisinde. Attı flash'e. Yo deri smoke atmış. MK şimdi çıktı. Eyvah eyvah aman aman. Zantares neyse ki farkındalığı üst düzey. Yine. Hata yapmadı. Orada 5-7 rendeleyebilirdi bir anda. İki oyuncuyu birden boost'tayken. Ama tabii A rampa kontrolünü aldı. Şu an body de A rampa boş deyip takım arkadaşlarını gönderebilir. B'ye doğru ki şu an zaten minimap'ten görüyorsanız. Hemen geriye doğru döndürdüler. Ama hayır, A rampada boost yapmaya devam ediyorlar. İyi haber. Yalnız Python backside'den çok kolay bir kill aldı. Ve one way smoke kullanacak orayı. Aman aman aman. Neyse ki mermisi gitti. 46 can yardım geldi Misut'a. İlk önce sıkıştı oraya. Hop silah geldi beleş. Misut'a. X-Fad'ın orayı vurması lazımdı. Zantares'in canı zaten az. Imor. Bir de T2 pozisyon mekini. Yes. Yani entry ile başlanan round. İki tane oyuncu yaşayarak verildi rakibe. Yani o backside'a bakılmaması default arkasında Tetris'e zaten orası smoke'la kapatılmıştı. Yani orada bir oyuncunun olduğu bilgisi olması lazım takımda. Oraya en azından net atarak, Molotov'un devamını atarak belki sıkarak çıkmak lazım ama Python hem hayatta kaldı hem vurdu. Bu arada mid'de göremediğimiz yerde early fight Zantares'e Misut'a. Karşılıklı birer kill. Zantares'in tabii kaybolmuş olması şu an round'da iyi haber değil ne olursa olsun. Kalix ortaya gelecek. Şu an haritanın ortasında sadece MBK var. O da City'den bakıyor. Ki ufak ufak B'ye doğru kayacak sanırım. Çünkü yanına body geldi. Evet connector molotov'unu gördü. O MBK risk aldı. MBK teşekkürler MBK ama vuramıyoruz. Body vurdu. Kalix'in takası var. 3-5 pozisyon. Misut'a iyi yer değiştirdi. Oraya bakmak biraz zor. Neyse ki X-Vault'tan yine güzel bir refleks. 2-2. B bomboş artık. İmor. Hala konektör üzerinde. Body oraya doğru geldi ama Imor'dan harika bir headshot var. Ve kendisi için save zamanı olabilir. Kritik yerde konektördeki gap iyi kullanıldı. Tabi her silah değerli bu arada. Yani round'u alırken de daha fazla düşmezse iyi olur. Ekonomiler sınırda çünkü. Hem Falcons için hem de Eternal Fire için. Kenes AWP'sini save'leyecek. Body alır. Kenes bir tane droplar.
3 silah. Misto da bir famas falan çeker. Zorlarlar mı bilmiyorum bu ekonomiyi. O Kines 2 tane droplar. Bir famas, bir M4. Şu an onu konuşacaklardır. Bence Force'lar burayı Falcons diye düşünüyorum. Ama Force derken yani full rifle olacaklar bu arada. Evet, çok yani gel gitti bir maç oluyor. Karşılıklı roundlar. İki tarafta oyunu kontrolünü almakta biraz zorlanıyor. Bir seri yakalamaktan uzaklar. Zaten yukarıda görüyorsunuz. Tabii Efe biraz daha iyi başladı ikinci yarı. Ama son 3-4 round sürekli alverler karşılıklı. Arkadaşlar küfürler ban sebebi, chatte modlar yakaladıkça anlıyoruz. Kalabalık olunca bazen kaçabiliyor. İdare edin. Tek map, evet tek map. Elenme yok. Lower bracket var. Grup içerisinde lower bracket var. Upper bracket, lower bracket. Ya bu maç için elenme yok yani. Ram boost. Zantares rampanın diğer tarafına pardon atıldı. Şimdi Python duplaya yerleşmiş durumda. Oraya doğru ikinci Molotov'un gelmesi lazım. Geldi. Flashpick de geldi. Entry Python'dan geldi. İkinci olmasın Kenes'in yardımı. Molotov biraz default tarafa doğru atılmış. Fight ortasına doğru. Mayer kill alsa bile can biraz azaldı. Ve rampayı kullanamadık. Şimdi güzel bir flashpick geldi. Zantares Mistu'yu yakaladı ve böylece tekrar durum 3v3. Side kontrolü de alınıyor. Default neydi gelecek? X-Lat kafaya değdi kamerada. Arkadan MBK'ye bakıyor olay. Mayer'in canı çok az. MBK koşarak çıkmazsa bence her türlü Mayer vurur diye düşünüyorum. Ama tabii önce bir side oynaması lazım ki MBK buraya çıkabilsin. Mayer biraz daha kenara açıldı. Yo, exit bekliyorlar. Kit de var aslında ama. MBK geri çık yapınca Mayer infosunu aldı. Mayer kaçmaya çalışıyor. Harika vuruş Mayer'den ama side'de iki oyuncu. Kenes body. İyi bir molotof var, kötü bir molotof var, düzeltiyorum. Molotof derin ama zaman yok neyse ki. Molotof derindi ama neyse ki zaman yok. Ya ne olursa olsun böyle erken fraglerin verildiği bir roundda. Bu arada MBK mermi değdirememiş Mayer'e. 29 canlıyken. 13-11 bir mola var. Falcons'ın molasıdır diye tahmin ediyorum. Vertical haritası ile ilgili çok fazla fail var. Katılıyorum. Normalde Eternal Fire'ın dediğim gibi bir süre öncesine kadar main maplerinden bir tanesiydi bu. Ve sadece sonuçlara bakmadan iyi bir vertical takımıydı Eternal Fire. Yani atacağı nade'ler belli, timing'leri belli, flash pick'leri, her şeyi belli. Burada zaman zaman ciddi fail'ler var. Ama scoreboard'a taba bastığımda 13-11 ise şimdilik kişiler yolunda demektir. Mor 23 kill'de. 20'lere çıkan başka bir oyuncu yok sonucuda. Misuta 18 kill. Evet yani özellikle Falcons için ufak çaplı bir maç roundu bu. Çünkü bir daha bu kadar ekonomisi ancak maç sonunda olabilir. O yüzden burayı kazanmak demek. Belki de haritayı kazanmak demek. Zantares yine boost'ta. Şimdi o derin molotov geldi. Smoke kullanmadı iki oyuncu da. Kaçarak çıktılar. Herhangi bir sorun yok.
İpi. Gelen Molly Kenes üzerinde ciddi bir hasar bırakıyor. Kenes 60 canla geri kaçtı. Sandbox'ı temizledi şu an Mayer. A rampa alındı. Ama backup da geliyor hızlıca. 4 A tutacak Falcons. Şimdi Molotov'lardan sonra Kenes. Yakın mesafe Kenes. Çok zor bir vuruş denedi ve Zantares. 2 tane entry. Mesut A yalnız rampayı rendeliyor tek başına. Vurma artık Mesut adam. Zantares yine oraya doğru yardıma geldi ve neyse ki önce 1 vs 2 pozisyonda kalan Python var. Yani Mistona'nın biraz daha mermisi olsa 4. oyuncu da vuracaktı rampada X-Flood'u. Tek A1S klipiyle 3.5 kişi vurdu. Python'da bir Molotov var. Yalnız gap tarafına Molotov'u atıp çözmeye çalışırsa risk alıp. Neyse ki oraya bakmadı ve X-Flood risk aldı. Molotov düşerken çıktı içerisinden. Round'da aldıran hareket belki de. Çünkü Molotov arkası kalsalar kriz çıkabilirdi. Burada gerçi MBK de bayağı hasar vermiş, o yüzden asitlerle Misut'a killleri alıyor da. ...14-11... Falcons 14'ü bulduğu için turn fire elde ne var ne yok çekti. Utility'ler biraz az. Bir tane de MP9 var. Yalnız Python, ben bunu söylerken sanırım B main'de bir açıyla gelip entry Kalix üzerinde buldular. Zantres çok geriden tek başına bir deneme yapmak istedi. Onu AWP belki yapsa daha iyi olabilirdi ama Zantres de çok rahat düşüyor. Şimdi Mayer onun silahını aldı hemen. Kenes, Sandbox arkası infoya sahip. Body headshot'ta. Oraya doğru gelecek bir Molly var. Body yanıyor şu an. Body yandı. Smoke çok geç geldi Body'ye. Şimdi çıkış smoke kullanacak Imosh. De Heaven tarafına derin bir Molly. Body kafaya dönmeye devam ediyor. Backside'ı alma kararı geldi. Flash picklerle Mayer yürüdü geldi Heaven altına kadar. Body'yi vurdu. Kendisi vurabilecek mi, vuramadı. MBK arkaladı geldi koşarak. Son kalan X-Flood. Default'ta yapabileceği fazla bir şey yok. Silahları da aldılar. 4 oyuncu yaşayarak. Bütün keleşiye toplayacaklar. Ki Turn of Fire'ın da ekonomisi de patlıyor. Yani Kalix'in nasıl öldüğünü görmedik ama önce oradan bir kill, sonra da Zantelis'in biraz aceleci ağ girişi bence. Erken iki oyuncunun kaybolmasına sebep oldu takımda. Sonra 3vs5 oynamak da biraz tabi zor oldu o aile girerken. 14-12. Yani şimdi baya baya blok eko'ya gitmek lazım. Çünkü yani 2 eko riski var. Hani ekolarda falan da çok rahat plant bulamazsınız Vertigo'da. Ekonomi desteklisin. Şimdi bir boost geldi. Mayer'i tahtaya attılar. Bu arada Kalix'i gördü ve Python. Mayer'i de görüyor ama Mayer P250 ile oradan güzel bir headshot. Entry buldu. Kenes mislemeye devam ediyor. Mayer'den geçerken bir headshot daha Kenes üzerine. Şimdi Misut'a geldi. En azından plant geldi böylece sorunsuz. Bir tane de smoke var alından. Şimdi biraz daha silah düşürülebilir artık. Belki ramp bile çalınabilir. Body yavaş yavaş bir rampadan yürüyor. Biraz da onu bekliyor ve şu smoke'un geçmesini bekliyor. Falcons GT2 oynarken. Tabii herkes klimaya çok yakın. O yüzden geride kimse yok. Ama Misuta ona rağmen en arkadaki oyuncuyu vurdu. Klima arkasındaki infolar da var ve eş zamanlı tüm killer geldi. Yani biraz daha silah düşebilirdi belki ama. Nispeten round başlangıcı iyiydi. Güzel plant. Tek P250'ye para harcanan bir roundda. Ve şimdi
Vertigo'nun en kritik roundlarından bir diğerini izleyeceğiz. Nor rampada. Bir boşluk arıyor. Body bu arada smoke arkasına kadar gelmiş. Yani kutuya falan birkaç wallbang de denedi ve yine kız enter'de kaybolan Zantares oldu. Yani gerekirse Zantares'in etrafında bir halkı şeklinde durup onu yaşatmak lazım ama hop bir Hacı Bekir lokumu. Durum tekrar 4 vs 4 en azından. Aman. Body infoyu aldı. Ölebilirdi de vurabilirdi de. Şimdi hemen molotof bırakıyor. Yalnız X-Fat önde kaldı. Ve güzel bir headshot. Şimdi Kenes saat içerisinde. Riskli bir pozisyon. Gap'te Kalix var. Bakalım Python Kenes'i koruyabilecek mi? Imor geliyor önden. Imor headshot'a bir tane mermi gönderdi. Kenes silahın ucunu gördü ve Kalix Kenes'i vurmuş. Arkadan gelen Misuto var, onu da X-Slot vuruyor. Python tek başına kaldı. Kenes kardeşim gerçekten müthişsin bugün. Maşallah eller alev alev yani. Evet, ekonomisi sorunsuz. Falcons alacak da sonraki round ama 15'i görmesi iyi Town of Fire tabii ki de şimdiden haritanın beraberliğini garanti edip yani best of falan ne olursa olsun bir şekilde 15'e çıkmak lazım önce. Telafisi yok çünkü. Bu Oman'ın düzenlediği bir tane turnuva. Onun da grup maçı. Falcons'la Return of Fire arasında. Evet. X-Squad'ı kaybettik ama sen bu vatan için neler yap? Kazanırsak ne olacak? Maçı kazanmış olacağız. Yenmiş olacağız. MBK gap'ten çıktı. Sarının kontrolü için biraz daha agresif. Çok yakındı. Çok yakındı. Doğru timing'de sıktı ama olmadı. Şimdi Zantares yine smoke üstü boost için oraya yerleşmiş. Yani neyse ki o köşeye net kullanmıyor bu arada Falcons. Yani ezbere birkaç tane çarptırıp atsalar double net falan çok kullanıyor bazı takımlar. Bu arada Body ölmedi ama pek de yaşıyor gibi değil. 11 canla geriye çekiliyor hemen. A savunmasını yine üçlediler hızlıca. Misto da hatta dörtlemeye doğru yavaş yavaş geliyor. Şimdi yani ne yapacağını pek anlamamış gibi Falcon savunması. Herkes bir yerlere bakıyor. Sağa sola. MBK flash PK aldı. Kör değil kimse. Body yalnız çıktı, yardım etti. MBK'in takaslarını aldı. Hatta bir tane de fazla vurdu. 4-5 pozisyon ve Kenes. Maçtaki tek impact kill herhalde. 2'ye 4 pozisyon. Tabi ekonomi de iyi değil. Bu plant'e ihtiyacı var. Tunnel Fire'ın. Yani Body'nin de 11 canla çıkıp o takastan 2 tane vurması hiç iyi olmadı gerçekten. MBK'ye bu kadar rahat düşürülmüşken. Bir de normalde eskiden özellikle T-Site'larda Mayer çok fazla Vertigo'da Lurk bırakırdı. Genelde X-Squad giderdi hatırlıyorsanız midden. Lurk atardı veya Mayer giderdi falan. Şu an hiç Lurk yok oyunda. T-Site'da hep toplu hücumlar var. Orta hiç kullanılmıyor. Sürekli main hücumları var.
Tek bir tane round var hatırlıyorsunuz. Konnektörden B'ye gidilip 2vs2 oynanan round. Biraz daha oyunu belki de çevirmek daha iyi olabilir gibi. Evet, timeout sonrası 30. round'u gördük yine. Yine bir root overtime. Ufukta görünüyor. Buddy'nin fotoğrafı değişti bu arada ikinci yarıya geçince. Gerçekten müthiş. Müthiş. Evet, çok kritik round. Hadi bakalım. Oynanacak bir tane round her şeyi çözer. X-Slot'ta Glock mu var? Alo? Yok canım, bir arayüz hatasıdır herhalde. Oğlum bir P250 falan verseydik bari, 300 dolar bir bomba yerine. Yani utility'nin en olmadığı roundda bir ortaya çıkma denemesi geldi. Zantares B'yi deneyecek tek başına. Python son anda fark etti. Zantares headshot'ı çıkardı. 48 can. KNS'de root overtime'a götürdü maçı. Uzatma başlasın bakalım. Şimdi tabi sıkıntı T-Site'de başlanacak. Yani nispeten son roundda biraz tıkanılan site'de başlıyor Turn of Fire. Kines AWP almış. Immortal'da AWP yok T-Site'de. Uzatmaya başlarken BK gap'ten yavaş yavaş geliyor. Smoke arkası. Mayer'e gelen birkaç mermi var. Gap'e yürümeye çalışacak. Mayer flash BK aldı. Buddy gördü. Biraz daha hasar verdi. Mayer ölmedi ama sürünüyor şu an. O kadar çok hasar geldi ki duvarlardan. MBK smoke arkası. Oo, risk aldı. Immortal risk aldı. Immortal risk aldı. Immortal ilk kill aldı. Ama Buddy yine doğru yerde doğru cevap. Kalix bu arada wallbanglerle Buddy'yi düşürmüş. Misuta geliyor şimdi gap'ten. Gap'te hala bir oyuncu var ve uff. Misuta yapma hocam, yapma. Mayer'de bir canı dualarla hayatta. Yeri de belli oldu şu an ve Python bir canı kalınca Mayer'in vurabildi arkadan gelip. Altı 15. Immortal AWP almış. İkinci round için T-Site'da. Buddy'den bir hop. Göğüs kontrol. Motof yumuşattı. Python klasik yerinde zaten bütün maçı burada geçirdi. Dupli pozisyonda. Oraya Molly gelmezse biraz sıkıntı yaratır. Gelmedi Kenes. Kör olurken gördü. Uf, Kalix'ten harika bir flick. Kenes deneyecek mi diye bakıyorum. Oraya flash gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Geldi. Kenes flash bekliyor. Gelmedi. Smoke geldi. Kenes flash bekliyor. Kenes flash bekliyor. Flash yok. Ben atayım bari dedi. Bir attı. İki attı. Arkadan MBK'ye giriyor yavaştan.
X-Wat ya sıkıştı oyun şu an. X-Wat T-Base'de arkaya konuluyor ama Kenes side'dan vurdu. X-Wat birazdan dönecek. MBK arkaladı. Bir de Molly bıraktı. Mayer içinden çıkıyor Molly'nin. MBK T4'de düşürdü. Son kalan Kalyx. MBK'ye bak, resmen duvar arkası görüyor. Tamam. Yoksa Kenes de vurdu yalnız bu arada uzatmalarda. Ve yani normal sürenin sonlarında birkaç round'da biraz vurmaya başladı. 24'e 15 oldu. Bu FPL MBK, evet. Evet. İlk yarının son roundu T-Side'da. Buddy yine klasik pozisyonda A savunması için Mustada gap'ten yürümüş. Smoke beklenecek. Buddy 63 kalmış bu arada. Bomba yedi herhalde diye düşünüyorum. Bu arada smoke'tan timing'de çıkılacak ama Mustada hazır. Dantares'in kıpkırmızı canını görüyoruz. Mustada ne yaptı orada? Ha, keleş aldı. Bir an bir tık zorluyordu ama Dantares tahmin ediyor. Merminin geldiği yere geri gönderdi. Ve Mustada MVP oldu. 31 vurdu. Bir bittiler diyemeden ilk yarı bitti. Yani oyunu hiç döndürmüyoruz bence. Biraz böyle belki orta kullanılabilir. Hiç ortaya yani full buy round'da tüm silahların olduğunda tedirginlik yaratacak şekilde bir ortaya gitmedik. Veya A'dan bir vurup ya da A'dan bir pushlayıp adamları side tarafına geri dönmedik. Yani Falcons da şöyle konuşuyordur. Hani A geliyorlar, tamam A gelecekler demek ki. Hani stack geldiğimizi biliyorlar artık. Oyunu anladılar T-Side'de nasıl oynadığını Turn of Fire'ın bu maç içerisinde. Evet, 3-0'lık bir seri lazım şimdi CT Side'da. Şimdi orada AP yok. Buddy çok hızlı geldi bu arada Geek'in arkasında. Flash peek geldi. Yalnız duruyor Imor ona rağmen. Zor pozisyonda kill'ini aldı çıktı. Bu arada X-Wat'ta Mustada'yı yakalamış. Biz burayı izlerken. Sanırım B tarafında bir hızlı oyun denemesi vardı. Kalix kaybolurken orada. 4. Falcons'ın hücumu. A'yı bitirmek istiyor gibiler. İki tane çıkış smoke'ları var. Molotov'ları var. A savunmasında Imor headshot'ta. Zantares de biraz daha rotasyon savunmasında. Biraz A tarafı retake'e kalıyor. Eğer Imor'dan çok iyi bir vuruş gelmezse. Ki kutuyla karışık bir headshot yedi. Neydi var aslında. Ama o riske girmek istemiyor şu an. Biraz oraya sıkıştı. Zantares'in silahının ucunu görecek. İnfoyu verdi. Backside arkasında olduğuna da Zantares. Aman. Aman yürekler ağızda. Şimdi Imor çıktı, kilidi aldı. Bir tane de sandbox'a net. Üzerine Molotov. Üzerine flash. Gene esin pozisyonu bozuldu. Imor tekrar info almaya devam ediyor. MBK yana yana cayır cayır öldü. Son kalan Kenis. Böylece ilk round gelecek gibi görünüyor. Zor bir vuruş, iyi bir vuruş. Wow. Oh my god. Kenis. Yirmi canı var. Fake attı. Kaçadın o skopu. Daha fazlası da yok. Kenes de ısındı. Maçın son, ya yani şu ana kadar oynanan son %30'luk kısmında falan Kenes'in de
oyuna etki ettiğini söyleyebiliriz. Evet, Falcons şöyle bir frene bastı. Fight'ın bitti oynamaya çalışacak. Tabi öyle olunca A'yı biraz geriden oynuyorlar. Böylece Immortal rahatlıkla geldi. A main'e kadar baskıyı arttırdı. Smoke'larını kullandı. A geleceklerse bile artık bu smoke'u beklemek zorundalar. Kines Wallbent'i denemeye devam ediyor. Tabi artık 5 mermide olduğu için AWP'de çok da böyle hani fazla deneyemiyorsun fight'e gidince mermi kalmayacak diye. Evet, A arkasını tekrar almak için flash'lar hazırlandı. Sola 2 tane flash bırakıldı. Zantares flash'ları duyunca nade'i yapıştırıyor. İsabetli bir nade olmadı. 40 saniye. Şimdi A rampayı aldık izlenimini tekrar yarattı Falcons. Ama tabii bu şu an boost'la öğrenilecek. Aslında öyle olmadı. Yalnız X-Slot mid'den yürüyor. Kritik pozisyon. Güzel vuruş. Python karşısında Kinn'i aldı çıktı. Bu önemliydi. Orayı kaybetse base alması tek kalacaktı. Kalix. Tetris'te kafayı gördü MBK. 2 burst. Headshot başarılı. X-Slot. Can arkasına sıkıştı biraz ve MBK'den inanılmaz bir vuruş. Kayarak. Bir tane daha denedi. Mayer'den cevap var. Mayer risk alıyor. 9 saniye Mayer. Durdu. Yalnız smoke arkası boost denerken bir kill daha geldi. Misut da kafayı gördü bu arada. Immortal'dan yine bir cevap. 2'ye 2 pozisyon. Kines. Orada herhangi bir smoke yok. Herhangi bir flash yok. Oyuncunun gövdeyle geçmesi lazım. Kines bir scope daha açarsa belki damarları görebilir. Buddy. İkili aldı. Immortal geldi. Buddy. Spain'de Immortal başarılı. Bunu bir round daha yapmak lazım. Çok sakiniz. Çok sakiniz. Au! Hızlı bir oyunu var. Kalix son anda kaçtı. Kalix sesleri duydu. Hemen geri çekiliyor. Bir tane de flash bıraktı. Ve rampayı biraz hızlı aldılar. Ama Kalix hala görsel olarak gelmedikleri infosunu verdiği için bir rotasyon, bir backup ihtiyacı yok. A rampa yine baskıyla beraber geri ittiriliyor. Oyun biraz B'de bitecek gibi görünüyor şu an. O yüzden Mayer de ufaktan ufaktan şöyle B'ye yanlamış. B'yi üçleme çabası. Ama tabii şimdi Immortal büyük kutu arkası. Şimdi geri çekilecek daha safe pozisyonu. Yine aynı flashlarla beraber A rampayı tekrar alacaklar. Zantres geldi şimdi rampaya. Nade'ini yine bıraktı. Bu kez güzel bir hasar. MBK'nin üzerinde. Ve Buddy'nin aynı şekilde. Son 40 saniye. Deminki Runner aynısını oynuyor. Falcons. A'yı rampaya tekrar almış gibi gösterip oyunu B'de bitirecekler. Kalix şu an Quad'a yerleşti. Oraya bir tane iki tane Molotov'ları var. Atacaklar mı bilmiyorum. X-Slot. Jhen'le beraber Tetris arasında oynuyor. Şimdi backup geldi. Backup çok hızlı geldi. Kalix doğru timingi yaparsa çıkar. Vuruş çıktı vurdu. Zantares'in de yardımı var. Oyun sıkıştı. 10 saniye var ve 18-18'e gidiyor gibiyiz. Buddy flash bir iki aldı. Yakın mesafe. Aman yapmayın çocuklar. Kenes'ten takas. Mayer'le beraber. Mayer bir tane daha vurdu. Son kalan oyuncu. Kenes smoke'ların arkasında 2 saniye. Boş frekler. 18-18. Yani Buddy'nin bir an site'e girerken döne döne herkesi vuracağını gösteren bir pozisyon vardı. Aman dedim. Neyse ki sıkıntı yok.
Evet. Best of 3 tadında Best of 1 maçımızda. Sonsuz eğlencemiz devam ediyor. Tekrar başlıyoruz bu kez. City Side'de başlıyor Eternal Fire uzatmaya. Xantares flash'e bir tık geç attı ve MBK. O misclick veya clicklenmeyen click. Yine de 3 vs 3. Immor ve Mayer'in yardımıyla beraber biraz daha toparlanıyor durum ama Mayer hala gap'te. Şimdi biraz geri çekilmeye karar verdi. Yalnız B'den yürüyen oyuncu var. Explode. Arka aldı geliyor. Pardon. Kalix. Geldi bile. A rampada Kenny's'in kolunu bacağını gördü. Body'yi zor da olsa vurdu. Yalnız midden de sızan bir oyuncu var bu kez. Python. X-Slot dönerken yakalanmazsa iyidir. Python kill aldı. Python nereye gidiyor bilmiyorum ama o ne? Şimdi Python'ın canı yok. Kalix bir şekilde Nate'li bulursa Python'ı ki Sandbox tarafına atayım dedi. Tutmadı. Kenes AWP'le kesmeye devam ediyor. Oo, ciddi hasar aldı Kenes. Yalnız Kalix'in ciddi bir şansı var. Smoke var. Ve canları az iki oyuncunun. Kalix şöyle bir ninja'ya doğru oturur. Double pick gelecek gibi. Python. İlk kill aldı Kenes. Bu kez kaçırmadı tecrübeli oyuncu. Ve Falkus bir kez daha uzatmaya 1-0'la başlıyor. Yani Mayer ilk mermiyi HS attı ama ikinci mermi gelmeden Python'ın tek mermisi yetti. Keleş'le. Orada bir refleks vuruş var büyük ihtimalle. Tam ortasından göremedik ama ekstra bir vuruş. Misuta hemen B rampaya doğru gelmiş. Kalix yine yakalanacak. Bunu bir kez daha seyretmiştik. Kalix'i gördü. Misuta. Şimdi Dupri'ye Molotov'unu bıraktı. Kalix sıkışabilir. Kaçıyor yavaş yavaş. Kuada doğru. Oralarda olduğunu biliyor ve Kalix neyse ki tertemiz geçti oradan. Bir deneme daha var ve tam da geçmedi. Birkaç kere daha Jiggle Piggle girip girip çıkınca okey. Bir şey diyemedim. Yani bir Nate uğruna ne gönüller harap oluyor ya Rab. İşte Mayer toparlamaya çalışıyor. 4'e 3 pozisyon. Avcum başlayacak. Gap ve side tarafında iki oyuncu var. Mayer ile beraber Immor. Mayer döndü. Side'a kadar geri çekildi. Immor. Gap arasında kaldı oranın. Kenes pop flash'ını bıraktı. Immor biraz kör. Yine de ona rağmen güzel vuruş ama Python'ın cevabı var. 52 saniye. Bir silah değişikliği. Mistar'ın canı yok çünkü. AWP Mistu'ya verildi. Fighter'ın Molotov'u kritik. Mayer yanacak. Mayer yandı. Mayer zıplayarak çıkmaya çalışıyor. Mayer nasıl çıktı oradan bilmiyorum ama. Yani açık alan, açık hedef. Kardiyo yapan arkadaş eridi mi acaba şu an? Abi bırakamıyorum kardiyoyu. Evet, ikinci uzatmanın ilk yarısı sona ermek üzere. İmon'un kamera iyice tehlikeli bölgeleri çekmeye başlamış gibi. Body. Smoklardan bir headshot yedi. Orada Kenes'te bir silah değişimi olabilir ama Immor bu arada geldi Kenes'i vurdu. Üzerine MBK içinde Immor'dan harika bir headshot. Ama oradan artık çıkamayınca cevap geldi. Şimdi Badir'in canı az, Mister'ın canı az.
Yani olay biraz Python'a bakıyor. Mustafa bu arada yarınlar yokmuşçasına geldi. Yani fark edilmiyordu. İki oyuncuyu birden vurabildi. Çünkü Mayer ölse diğer oyuncu bakmıyordu zaten. Mayer bakıyor diye pozisyona. Double pick mi geliyor? Biraz zor oldu ama sıkıntı yok. Badir'in de sadece 16 canı var. Ve uzatma bu kez 2-1 ile Falcons'a gidecek ama T-Side'de 2-1 ile gidecek. Çok iyi bir haber değil. Buddy kolundan vurdu Zantares'i. O smoke. Göremedim. Yakından görmek isterim. One way smoke mu ne o? Fail mi oldu yoksa? Ha, anladım. Buddy yok artık daha neler. Buradan gideceğini sandı. O tavan smoke evet. Bu no way smoke. Yok artık diyorsun cevap olarak. Evet burada yani oradan bir sorumluluk alma vuruşları. Bireysel beceri. Ölmeden iki kişiyi düşürmesi orada. Falcons'ın hücumunu kesen. Etmen oldu. Bir kere kör olmuş. Evet gözlükleri biraz yüksek numaralı. 38 falan herhalde. Bilmiyorum. Şimdi hemen A rampayı alma hedefi var mı diye bakıyorum. Hayır. Birkaç kötü yeti kullanıldı. Bu arada Python risk alıyor. Oo! Yani Zantares kör kör vurdu ama tahmin etti oyunu. Ya Python acele etmese belki Zantares'i yakalayacaktı. Zantares kucağına gelen Frey'i kaçırmadı. Entry'i buldu şimdi. T-Side'de iyi başlangıç. Buddy yürümüş gelmiş A'dan. Paris'i vuramadı. Çok zorlandı. Hareketliydi de biraz galiba. Kaymaya devam ediyordu. Ve 3 vs 5. Hemen maçın round'un ilk anlarında. Şimdi MBK deneyecek. Falcons'ta şimdi sıra Misuta'da. Evet yarışmacımız Misuta geliyor. Gözlerimi kapattım bitince söyleyin. Gerçekten 3 vs 5 round. Yani böyle mi kaybedildi bilmiyorum. Misuta A rampada yani tek başına bir rampayı vurayım. İkinci rampayı vurayım. Döneyim sarıyı vurayım. İki tane seri puanı geldi Falcons adına. Arampayı hızlı almaya hedefi var mı diye bakıyorum. Yine yes. Alperlev denemişti. Sonra hemen geri çekiliyor. Cross koyuldu. Zantares ufaktan sanki B'yi deneyecek gibi. Python yavaş yavaş yine kutusuna doğru çekildi. Yani Python biraz aksıyor aslında B savunmasında. Belki üzerine oyun kurulabilir. Mid'le karışık ki. Evet o mid taktiği geldi. 3 mid. Hatta 4 mid. MBK ortayı kapattı. Mayer motofların içerisinden geldi. Buradan A'ya ikna taktiğim bu. Hayır. Misuta. Arkasından yakalıyor Kalayx'ı. X-Fall'ı da gördü. Onu da vurup C4'ü düşürdü. Misuta gerçekten 41 frekle. Bu arada Immortan çok iyi 2 vuruş var ama canı kalmadı. Son kill de Python'dan.
Öne geçilen tabii ki de böyle bir mücadeleyi bitirmek lazım. Tecrübeli oyuncudan kurulu bir takım. Yetenek olarak da zaten Eternal Fire'ın gerisinde olmayan bir takım. Hatta ileride olması bile tartışılabilir. Firepower konusunda özellikle. Yani Misuta, Kenies. Yani Python dışında ben zayıf bir oyuncu görmüyorum bu kadroda ki Badir'in de zaman zaman katkıları vardı. Yani biraz T tarafları daha bence çeşitli oynanabilirdi taktiksel anlamda. Biraz tek taraflı oynandı diye düşünüyorum. Ben mainler çok fazla odak noktası olduğu gibi sanki. Çünkü Falklist da bunu çözdüğü andan itibaren hani savunmada rahat vermemeye başladı. Immort çok iyi başladı haritaya. Ama Kenya sonra dengeyi buldu AWP düelinde. Lurk hiç kullanmadık T-Site'da. Hani split taktiği yapmasak bile Lurk hiç kullanmadık. Belki Lurk biraz daha etkili olabilirdi. Çünkü Falklist çok hızlı rotasyon attı hep. O Lurk'lerden, sızmalardan bir iki round çıkabilirdi. Buddy'nin ilk yarı Smoke'dan sızıp aldırdığı el. Yani şu an hani çoğu maçtaki EF oyuncusu bence demoyu açıp bakıyordur yani. Ya bu adam nereden sızdı falan diye böyle. Ya orada çünkü maç biraz hani dengeye geldi biliyorsunuz. İyi başlamış ilk yarıdan sonra. Üzücü mağlubiyet bence. Sıkıcı bir mağlubiyet oldu. Can sıkan bir mağlubiyet oldu. Oyunun birçok kısmı bence Eternal Fire adına yeterliydi Falcons'ı yenmek adına. Birçok kısmı. Hem T'de hem CT'de ama bütün maça yayamamak belki de sorun oldu. Biri bütün uzatmayı geride oynamak durumunda kaldı. O çok kötü Eternal Fire adına. Yani 3-0 düştü. Tamam 3-0 geri geldi. 2-1 düştü. Bir daha gelemeyebiliyorsun yani hani. Biraz da önde olmak lazım.